Herkese merhaba. Bugün yeni arabayı almaya gidiyoruz. Cam balkoncuların azizliğine uğradım ya. Geçen cuma günü kediyi sattık zaten. Instagram'da da paylaştım. İzlemediyseniz Instagram hesabım şurada. Gidiyor. YouTube'da da shorts olarak paylaştım. Biraz gizem yaratalım dedim. Yeni arabayı söylemedik. Hala söylemeyeceğim. Gidince göreceğiz. Daha şans eseri olan bir iş. Araba aldıktan sonra nasıl olduğunu da anlatırım zaten. Şimdi gidelim. Yeni arabamızı bir teslim alalım. Sonrasında bakarız. Yorusun lastiklerine. Evet. Şimdi geldik. Bakalım arabamızı teslim alacağız. Görmemiş olabilirsiniz. Belki sonrasına koyarım. Az önce gördüm ben arabayı çektim ama. Toyota'dayız. Zaten burayı biliyorsunuz. Biz bütün videoları burada çekiyoruz. Bakalım içeri mi geçelim. Teslimat aşamasında yine video çekeriz. Bakalım. Bir şeye bakıyoruz ama neye baktığımızı bilmiyorum. Anahtarları aldık. Toyota. İsmi güzel ama. Yaris Cross. 1.5 dilim. Bunun test sürüşüne bir gelemedik ya. Gelmişken çekelim. Bir arabayı daha teslim ediyorlar. Teslim mi ediyorlar? Servise alıyorlar bence. Olabilir. Şimdi 77 bu. Bak muayene yapılmış çünkü. Tutta kalmış muhtemelen. Amin inşallah. İçeri geçelim. Arabayı anlatalım tabii. Aynen öyle. Biz içeri geçelim. Babam gelsin, babam dinlesin. İlki babam geçsin. İlki sen geç. Sen geç ya. Sen geç. İlki sen geç. Seni bıraktıktan sonra ben geçerim. Ben biliyorum da babama bir anlatalım ya. Kullanacağız sonuçta. Bismillah. Alçam otomatik. Şu an attığımız hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Burada sol tarafta 4 cam otomatik olarak geçiyor. Aynalarınız. Otomatik benzin kapağınız değil mi? Sol tarafta aşağıda. Hmm. Yine arkadan bagajı açıyorsun abi. Önden kaputu açıyorsun. Lastik basınç uyarı. Aç kontağı. Kontağı açıyoruz. Açtık. Şurada ekranımız var. Menü. 4 kilometre. Evet, otursana bak. Abim şey, video çekiyor. Ekran Türkçe alıyoruz. Saatimizi ayarlıyoruz. Saat kaç kurak? Telefon diyoruz, ayarlar kısmından Bluetooth ekle diyeceğiz. Bluetooth açalım. Açtım. Ayarlardan Bluetooth'a basılı tutalım çünkü öbür türlü taramaz. Red çıktı. D'yi aldığın zaman indiriyor. Park alsana var zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. AVN 914. Sağ ol abi. Görüşürüz inşallah. Ama sen gel. Sen benden daha tecrübelisin. Tamam. İlk ben geçeyim o zaman. Tamam. Bismillah. Benim telefonu okuyacak. Hı-hı. Seninkini de kaydedersin. Ben hallederim ya. Şunu boy alın şunu. Bismillah. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Al, ayetel kürsi okuyun bakalım. Bismillah. Çeksin. Çok sessiz. Lastik havaları çok yüksek. Hı. Evet. Arabayı getirdik. Gördüğünüz gibi AVN 914.
14. Bizim ona taktığımız ismi yine Audi Corolla. 1.5 Dream. Parlak gümüş renkli bir araba. Arabanın hikayesini anlatalım birazdan ama şöyle bir genel bir gösterelim arabayı. Şunu sökelim mi Burak? Onu sökelim. Dursun lan. Dursun mu? Hadi videoda sökelim. Araba açık şu an. Katlanır ayna falan var. Güzel. Ben sökeyim mi? Hadi sen sök. Artık sıfır değil. Artık sıfır değil. Bunu da söktük. İzi kalmış. Neyse o yıkamadan... Arabanın üstünde seramik kaplama var. Bir de 1 numara cam film istedik. Biz daha güzel oldu. Benim böyle 2 numara biraz koyu duruyordu. Evet. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Seramik kaplama, jant koruma falan var. Burada işte arabanın etiketi 19.2.22.12.01'de üretilmiş. Yo, dışarıda bunu bakarız, yapalım. Sökeriz. Şark anten falan filan. Oha bak burada da şey var. Onun haricinde paçalıklar var. Paçalık seviyorum ben zaten. O da güzel. Şöyle yan taraftan arabanın bulunma serüveninden bahsedelim. Genelde bir kabaca bir gösterelim. Şöyle bildiğimiz Corolla. Biz defalarca bunun videosunu çektik zaten. Arkaya da bir bak. Gösteririz. Defalarca çektiğimiz için... Aynen güzel. Şimdi arabanın alınma hikayesini bir anlatalım. Arabanın kedinin satılmasını anlatalım. Kedi nasıl satıldı? Kedi ilandaydı zaten. Bir önceki videoda da söyledik. Kedi son haftasında, geçen hafta yani, satılmadı. Biri alacaktı, yok arabamı satamadım. Sattım, aldım, satamadım falan filan muhabbetinden bayağı bizi bir oyaladı. Geçen hafta çarşamba günü. Evet. Biz bir de bakınıyorduk arabaları zaten. Favorilerimiz de vardı. Sıfır birkaç tane. Bayi'de, daha önce biz bayiyle konuştuk. Bayi bize araba yok dedi. O yüzden sıfır ikincilere bakıyorduk. Yani sıfır fiyatına en yakın sıfır ikincilere bakıyorduk. Onlar radarımızdaydı. Araba satıldı satılmadı. Bir kapora aldık kediye. Bir işte geldim geleceğim geliyorum falan filan diye. Biz de işi biraz daha ciddiye bindirdik o yüzden. O ara bayiye gittik. Dedik bir bakalım son kez arabanın içine bir oturalım. İçinde dışında içimize sinen sinmeyen ne var ne yok. Bir bakalım dedik. O ara işte bizim bayi müdürü var, tanıdık sağ olsun. Onunla zaten videolarda falan sıkça çalışıyoruz. Videoda gördüğünüz Ahmet Bey, ona da selamlar olsun. Bayağı yardımcı oldu bize bu araba işinde. Var mı abi dedim. Dedi şu an bir tane boşta var, parlak gümüş renkte. Yeni düştü boşa. Parlak gümüş içi çift renk. Tamam dedim. Biz dedim para işini ayarlayabilirsek alalım onu. Çünkü dedik ay sonuna gelmeden biz arabayı hallederim. Zam gelecek muhtemelen diye düşündük. Geçen çarşamba oluyor bu. İşte perşembe oldu. Diğeri gelmedi. Sıkıntı çıktı dedi. Gelemiyorum dedi akşam. O gece biri mesaj attı sahibinden. Umut abi, ona da selamlar. Kedinin yeni sahibi. Kediyi ona verdik. Kolluk kuvvetlerinde çalışıyor kendisi. Hiç hani sordu arabada ne var ne yok. Hiç dedi tamam dedi, ben kapora atıyorum dedi. Tamam dersen elimde şu kadar para var. Tamam dedik biz de. Gel al abi. Geldi aldı. Gitti. Kedi bir yüzün içinde. Cuma günü geçen hafta sabah kaporası geldi. Akşam da araba gitti. Kedinin gitmesine üzüldük tabii. Yani 10-21 birlikteydik. Ben dedim sana kapıyı kapat diye. Bacak gidiyordu, kapıyı kapat. Yok bacak gitmez, niye gitsin. 10 yıldır kullandığımız arabaydı. Sıfırından bizdeydi kedi. Bunun gibi. Seviyorduk. Hoştu, güzeldi ama bu daha güzel tabii. Ve sevinçliyiz tabii. Biraz içimiz buruldu kedinin gidişine ama güzel bir yere gitti, güzel bir insana gitti, güzel bir araba. Ona kazasız belasız kullansın inşallah. Ona da buradan izliyorsa selam olsun. İnşallah bundan sonra Corolla ile birlikteyiz. Bununla ilgili çok video yaparız işte. Neden Corolla aldık? Bir sonraki videonun uzun konusu olacak. Neden Corolla aldık? İşte Corolla ile uzun kullanıcı deneyimi, 1000 kilometrede rodaj bakımı var. Duruyor. Etiketler dursun. 1000 kilometrede bir rodaj bakımı var. Ona gideceğiz ücretsiz. Onun videosunu çekeriz. Nasıl olsa Toyota bayisiyle aramız iyi. Orada zaten sık sık video çekiyoruz. Bununla ilgili videolar gelir. Corolla ile ilgili incelemesidir, test sürüşüdür vesairesidir. Şöyle içini bir genel bir gösterelim. Yine de ilk defa kanalımızda videomuzu izleyen varsa. Açık duruyor. O kornaya bırak burası. Ha. Bak buradan da açık. Bip. Şöyle içini, dörgeli kliması falan. Dream paket yeterli geldi bize yani. Anahtarsız giriş çalıştırma yok işte. Bir anahtarla çalıştırıyorsun. Ama bizim kedi teknoloji yoksunu olduğu için bu bize onunla yanında bayağı dolu dolu geldi. Lastik basınçlarımızı kesinlikle ayarlayacağız. Çok yüksek. İlk sürüşümü falan da gördünüz zaten. İlk sürüşümüzde 6.5 yaktı da araba 34 kilometrede.
hız sabitlemeyi gösteriyor. Kaynakları, sürüş bilgisini gösteriyor. 34 km. Ayarları gösteriyor burada da. Ayarlara böyle basılı tutarak detaylı ayarlara girebiliyoruz. Bilgiler, gösterge türü bir de şöyle dijital bir gösterge de var. O ben bunu çok sevmiyorum. Ben evet. analogu daha çok seviyorum. Analog daha güzel görünüyor. Evet, yeni arabayı alma serüveni böyleydi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.